Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Beğeni tuşuna da basarsanız sevinirim. Daha önce fotoğraflarla anlatmaya çalıştığım melek balığını bu videoda canlı olarak sizlere tekrar anlatayım dedim. Beraber yeniden bir gözden geçirme yapalım. Melek balığı ciddetkiler ailesine ait bir balık. Amazon Nehri Havzası bunların ana vatanı. Phytereophyllum scalare, bir de popüler olmaya başlayan Phytereophyllum altum, yani altum melek balığı türleri var. Melek balıkları eşlerini kendi seçer ve geniş yaprakların üzerine yumurtlar. 10 cm boya erişebilen yarı agresif etçil otçul bir balıktır. Orta ve yüzey kısımlarında genellikle gezinir. Phytereophyllum scalare 1823 yılında tanımlandı. Phytereophyllum altum da 1900'lü yılların başında keşfedildi. 1920'li yıllarda melek balığı akvaryumlarda yetiştirilmeye başlandı ve çeşitli varyeteleri geliştirildi. 24-30 santigrat derece hafif asidik sular melek balığı için uygundur. Elden yemleyebiliyorlar, alışıyorlar. Sakin gibi görünüyor ama aslında avcı olan bir balık. Küçük kabuklar, solucanlarla besleniyor doğada. Ancak pul ve granül yemleri tercih ediyorlar. Spirulina ve sarımsak içerikli yem vermeniz faydasınadır. İyi bakıldığında güzel gelişirler. Bitkili akvaryumları severler. Echinodorus ve Amazon bitkisi, Anubias gibi bitkilerle birlikte bakabilirsiniz. Şimdi hangi türlerle uyumlu, hangi türlerle değil, ondan biraz bahsedeyim. Sonra kısaca üremesinden bahsedeyim. Aslında tek tür olarak besleyebilirsiniz. Çöpçülerle veya cüce vatozlarla uyum sağlıyor. Çünkü çöpçüler, cüce vatozlar dipte duruyor. Bunlar orta ve yüzeyde genellikle bulunuyorlar. Ancak her ihtimale karşı saklanabilecek alanlar yapın. Küçük tetra türlerini yiyorlar. Japon balığını didikliyorlar. Lepistes gibi balıklarla da uyumlu değil. Küçük boyda canlı doğuranlarla birlikte bakabilirsiniz ama yavru yerler çok güzel. Bunlar büyüdükçe canlı doğuranların kuyruğunu, yüzgecini didikleyen balıklardır. Phrenanthus balığıyla bakabilirsiniz. Macrakanta balığıyla bakabilirsiniz. Diskus ile bakılması önerilmiyor. Diskus da ciklettikleri ailesine ait bir balık. Bunlarda bulunan bakteriler diskusa sıkıntı çıkartabiliyor denilmekte. Bilginiz olsun. Erkeklerin kafalarında hörgüç bulunur. En kesin cinsiyet ayrımı üreme zamanında yapılır. Erkeğin üreme tüpü daha ince ve sivri. Dişinin kalın ve yuvarlak uçludur. En kesin cinsiyet ayrımı budur. Bal kök koyabilirsiniz. Zaten bunlar temiz ve kirli sularda oluyor doğalarında. Amazon Nehri Havzası'nda ve burada driftwood dediğimiz kökler, dallar da var. İyi bir filtrasyon olması öneriliyor. Hafif akıntılı olsun. Şimdi üremesinden bahsedeyim. Önceden ilk beslendiğinde bunlar üremiyor zannedilmiş. Çünkü erkek dişi konulmuş yan yana. Erkek ile dişi yan yana konulduğunda bakılmış üremiyor. Yani bu erkek dişi niye üremiyor? Bunların özelliği arkadaşlar eşlerini kendileri seçmeleri. 10-15 tane erişkin boyda melek balığı bir arada tutulduğunda bir bakmışsınız bir çift ayrılmış ve yumurta dizmeye başlamış. Bunlar Echinodorus veya Amazon bitkisi ya da Anubias gibi bitkilerin üzerine yumurtluyor. Yumurtlama konisi koyabilirsiniz veya karolar var ve beyaz karoya yumurtluyorlar. Kendileri seçtiklerinde arkadaşlar eşlerine denmiş ki bu balıklar ürüyor çünkü eşleri kendi seçiyor. Tabi karmak varumlarda olmuyor. Ben yumurta aldım, ayırdım, bol metilen mavisi verdim, havalandırma yaptım ama olmadı. Yumuşak su istiyor yavrular. Yavrular birkaç gün sonra yem yemeye başlıyor. Öncelikle çok küçük yemler veriliyor. Sonra biraz büyüdü mü artemia verilebiliyor. Sonra melek balığı formunu kazanıyorlar. Bazı akvaristler anneyi babayı ayırır, işte bir yumurtlama konisi veya bir karo koyarlar bir akvaryuma. Orada anne baba birlikte bakar. Bazen de yumurtalar ayrı bir akvaryuma alınır, metilen mavisi konulur, iyi bir havalandırma uygulanır. Bir çift için en az 80 litre akvaryum hacmi öneriliyor. Bir de akvaryum en az 45 cm yüksekliğinde olmalı çünkü bunlar yanlardan basık balıklar. Uygun hacimli akvaryumlarda dayanıklı balıklar. Ben de biraz abartmışım. Çok sayıda vardı. Bir kısmını bir arkadaşa hediye ettim. Ölen de oldu. Şu an 5 tane mevcut. Şu bir tanesi biraz arkada yüzüyor ama yemliyor. Hani sanki biraz halsiz gibi gördüm. Siz de akvaryum
balıkları besleyince sağlıksız olan ya da böyle biraz durgun olan balığı gözlemleyebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yemleme. Günde 2 kere yemleyin. Granül, pul, her türlü yemi kabul ederler. Arada canlı yem verebilirsiniz. Mesela haftada bir, 10 günde bir. Ağızları küçüktür. Ağızlarına sığacak yemleri verebilirsiniz. Avcı balıklardır. Böyle dediğim gibi masum görünümüne bakmayın. Yüzgeçleri böyle güzel, uzun, nasıl desem gösterişli, kuyruklu yüzgeçli balıkların kuyruklarını çok güzel didiklerler. Bir de bunlar vakum gibi çekerler. Mesela bitkilerin arasına canlı doğuran yavrularını çok güzel yerler. Çok sık bitkili akvaryumlarda belki yavrular kurtulabilir ama canlı doğuranlarla çok bakılması önerilmiyor. Belki büyük kılıç kuyruk olabilir. Şu kılıç kuyruklar büyük olduğu için, iri olduğu için bulaşmayabilirler ama benim size tavsiyem canlı doğuranlarla birlikte bakmayın. Ha, gurami olur. Onu da söylemeyi unuttum. Buenos Aires tetra olur. Büyük transgenetik tetralar olur. Leopar vatoz, cüce vatoz, çöpçü olur. Bu tür balıklarla bakılabilir. Su değişimlerini düzenli yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Su değişimleri düzenli olsun. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz varsa lütfen ekleyin. Yorumlar kısmına yorum yapın. Ben kısaca anlatmaya çalıştım. Şöyle birazcık göstereyim size şöyle yakından. Şu içlerinden en büyüğü maşallah. Az önce bitki diktiğim için sularda biraz partikül var. Bunların çok çeşitli variyeteleri var. Tricolor, marble gibi variyeteleri de mevcut. Bunlar yerli, yani üretimi de kolay. Bunları üreten üretici arkadaşlar var daha doğrusu. Grup halinde gezmeyi seven balıklardan melek balığını anlatmaya çalıştık. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.